Sağlık Bakanlığı'nın akılcı ilaç uygulaması sonuç verdi. Antibiyotik kullanımı %28 azaldı. Dünyada yılda 700 bin kişi dirençli bakteriler nedeniyle hayatını kaybediyor. Ölümlerin tek nedeni bilinçsiz antibiyotik kullanımı. Her ilaç bir yabancı maddedir. Bu ilaçları almaması gereken kişiler eğer kullanıyorsa ciddi organ hasarlarına sebep olabilir. Ve özellikle bakteriyel direnç gelişimi konusunda ciddi sorunlarımız var Türkiye'de. Ben kullanmıyorum da bizim evde leblebi gibi kullanıyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın antibiyotik kullanımını azaltmak için başlattığı akılcı ilaç kampanyası sonuç verdi. Antibiyotik kullanımı %28 azaldı. Kişiler de artık antibiyotik kullanımı ile ilgili bilinçlenmiş durumdalar. Her hapşuran, her öksüren artık antibiyotik alamıyor. Ki zaten antibiyotik alımı da kesinlikle reçeteyle olduğu için bu konuda ciddi bir azalma var. Bilinçli olarak mümkün olduğunca kullanmamaya çalışıyorum. Mümkün mertebe diş çekimlerinde hariç hiçbir zaman antibiyotik kullanmıyorum. Bakanlık verilerine göre 2011 yılında reçetelerin %35'inde antibiyotik yer alıyordu. Bu rakam 2018'de %25'e geriledi. Yok, ben kendim de kullanmıyorum. Evde hazırladığın nanedir, limondur, antibiyotik kullanmıyoruz. Hiç kullanmadım. Böyle bir alışkanlığım yok. İhtiyaç da duymuyorum. Antibiyotik kullanımı hızla azalsa da yeterli değil. Uzmanlar, doktorlar tarafından yazılmayan hiçbir ilacın kullanılmamasını istiyor. Antibiyotik kullanımı konusunda kişilerin mutlaka olayı doktorlarına bırakmaları, kararı onların vermesine izin vermeleri çok iyi olur. Yani doktorumuz yazarsa tabii ki de. Şiddetli bir gribal enfeksiyon olduğunda vesaire şiddetli geçecek bir hastalıkta tabii ki de kullanırız yani.